أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد allah Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim Recep-i Şerif ayında Rabbimizin ayında manevi yürüyüşümüze, yolumuza devam ediyoruz. Cennet yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet manevi bir koridordayız. Evet rahmet esintilerinin efendim yoğun olduğu bir mevsimdeyiz. Gecesi gündüzü en kıymetli günlerdeyiz. Rabbim Celle Celaluhu bunun idrakine varıp en güzel şekilde ihya etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Evet tabi Recep Şerif ayının artık yarısını da bitirdik, geride bıraktık. Değil mi? Recep Şehrullah ve Şaban-ı Şehri ve Ramazan-ı Şehri ümmeti. E, Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Recep e, Ramazan ayı da ümmetimin ayıdır. Buyurdu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla önümüzde çok güzel mevsimler var. Çok güzel efendim e, geceler, kıymetli günler var. İnşallah o günlere de gecelere de e, ulaşabilmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet tabi geçen sohbetimizde en son işlemiş olduğumuz konu neydi? Havf ve raca. Yani ümit ve korkudan bahsediyorduk. Ümit ve korku arasında olabilme. Yani bir kulun efendim istikamet üzere Allah'a güzel kulluk yapabilmesi için havf ve raca dengesini en güzel şekilde ayarlaması lazım. Evet bunu anlatıyorduk. Yani neye benzetmişler mesela efendim? Büyükler korku ve ümidi haf daracağı dediğimiz şeyi bir kuşun iki kanadına benzetiyor, benzetiyorlar. Yani kuşun kanatları eğer eşit olursa, dengeli olursa ne yapar o kuş? Uçar, istediği yere konar, istediği gibi hareket edebilir. Ama yani bir kanadı olmazsa veya bir kanadı kırık olursa veya bir kanadı efendim, kısa olursa, aynı olmazsa, denge olmazsa o zaman ne oluyor? O kuş kanatlarından birinin kısa olması, kırık olması veya olmaması hasebiyle yani ne yapamıyor? Uçamıyor. İşte bunun gibi Demek ki ha kanatları eşit olmayan efendim kuşun uçmasının mümkün olmadığı gibi halvaraca eğer eşit değilse böyle bir denge kurulamamışsa okulun istikamet üzere düzgün düzgün bir İslami yaşantı sürebilmesi de yaşaması da mümkün olmadığını söylüyor efendim e, büyükler Evet, demek ki bu önemli. Yani kulluk için, kullukta istikamet için, Mevla'ya güzel kulluk yapabilmek için bu mesele önemli. Geçen bundan bahsetmiştik. Ve tabii ha şunu da ifade etmiştik. Yani yine kısaca bir arz edecek olursak evet hal verecek, korku ve ümit olacak, dengeli olacak ama Ölüm anı yaklaştığı zaman sekerata doğru kul giderken o zaman ne olmalı? Ümit tarafının ağır basması gerekiyor. Ümit tarafı ağır basmalı demişlerdir. Evet hatta efendim Rabbisine hüsnü zan etsin diye yani güzel amellerini ona telkin etmeyi de müstehap saymışlar. Bakın Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ettiğine göre diyor ki: Kişide ölüm belirtilerini gördüğün zaman onu müjdeleyin. Bir kimse de ölüm hallerini, ölüm belirtilerini, alametlerini görünce, nabın onu müjdeleyin ta ki Allah'a zan ederek Rabbisine kavuşsun diyor. Yani hüsnü etmek meselesi çok önemli. Özellikle sekerata giderken, özellikle ölüm koridoruna tabiri caizse girildiği zaman ona güzel amelleri hatırlatılmalı. O da kendini ne yapmalı? Efendim, kuvve-i maneviyesini güçlendirmesi için ben işte namazlarım var, ibadetim var, tesettürüm var, infakım var, yardımım var. Allah dostlarına sevgim var, muhabbetim var diye ne yapmalı? Ha, yani ben imanla yaşadım, imanla öleceğim. Allah benim ruhumu imanla alacak. Çünkü yaşadığınız gibi öleceksiniz. Ben böyle bu yolda yaşadım. Şeklinde kendine telkin vererek veya yanındakiler ona telkin vererek onun hüsnü Allah hakkında hüsnü etmesine ne yapmalı demek vesile olmalı. Büyükler, selefi salihin bunu ne yapmıştır? Efendim müstehap saymışlardır. E, bir hadis hadisi kutside de Mevlana buyuruyor. En ayında zanni abdi ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Yani kulum beni nasıl zannederse ha ben öyleyim yani. Dolayısıyla bu mesele çok önemli. Yani bununla alakalı. Ha ölüme yakın zamanda kişinin efendim hüsnü zan etmesiyle kendi amellerini, güzel amellerini hatırlamasıyla alakalı olarak yani kitaplarda çok meseleler menakıp mevcuttur. Bakın Beyhaki Şöyle bir olayı bize rivayet ediyor. Diyor ki ben diyor Şam'daydım diyor. Bir adamın da asi günahkar bir yeğeni vardı. Tanıdığı biri var demek ki. Efendim yeğeni yani o çocuğun amcasını tanıyor. Yeğeni de biraz hayta bir çocuk. Yanlışları var. Efendim isyanlar var, günahları var. Biraz hoppala zıppala bir çocuk demek ki. Yani ne diyelim o günün belki Z kuşağıdır. he Dolayısıyla bu çocuk hastalanıyor. Hastalanınca efendim artık öyle bir hastalık ki e, doktorlar da ümit kesmişler. Yani çocuğun aklı başında, yerinde. Efendim konuşabiliyor ama demek organlar iflas etmiş. E, artık yani bu efendim e, tıbbi olarak yapılacak bir şey kalmamış bir duruma geliyor. Öyle anlayalım. Bunun üzerine tabi amcası da üzüldü ve ona orada sitem etti. Yani üzüntüsünden sitem ediyor. Diyor ki Yav, yavrum bak he ben sana demedim mi bu yanlış yolları bırak diye? Sen şöyle 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 şeyler yaptın. İsyanlara bulaştın. Günahlar işledin. He? Allah'ı darıltın Niye bunları yapıyorsun? Ben sana kaç kere uyarmadım mı? İkaz etmedim mi? Hani çocukta ileride tövbe ederiz diye. Hani genciz takılalım biraz. Bu gençlik bir daha ele geçmez. Bir daha mı dünyaya geleceğiz? Hani böyle felsefeler var ya, şeytani felsefeler. Yani seni haktan, hakikatten saptırmak için, sırat müstakimden yoldan çıkarmak için, yani böyle gerek insan gerek cin, şeytanları insanı kandırmak ister. Ama bir daha mı geleceksin dünyaya? Ulan zaten bir daha gelsek, gider görürüz, he, papuç pahalı, geldiğimiz zaman adam oluruz hiç olmazsa. Ama bir daha yok. Bir gelmek yok. Gidip de gelen mi var diyorlar ya. Evet ben de soruyorum var mı? Yok. Gidip de gelen olsa göreceğin hepimizi geçer yani. Evliyanın piri olur. Ama ha öyleyse demek ki madem ikinci şans yok, madem tek kurşunumuz var, madem tek hakkımız var, onu da o kurşunu da 12'den vurmalı, o hakkımızı da en doğru yere demek kullanmalı. Dolayısıyla işte amcası da yeğenini bu şekilde ne yapıyor? Aslında azarlamıyor ama sitem ediyor. Yani sen niye öyle yaptın? Bak işte şimdi hasta oldun, ölüm yakana yapıştı diyerek efendim kızıyor. Genç de ne desin zaten o da pişman belki de tevbe de etmiştir. E çünkü allah Teala tevbeyi de kabul ediyor. Yani inna Allah'a yakbalü tevbetel abdü mâlem yugargar. Can boğaza gelmedikçe Allah tevbeleri kabul ediyor. Adam daha ölmemiş yani. Hastayken de kabul mü tevbe? Kabul tabii. Hatta canı çıkıyor. Ayaklardan geliyor böyle melekler çekiyorlar canı getiriyorlar dizlere kadar. Orada da tevbe etsen kabul mü? Kabul. Beline kadar canın çıktı. He, evet oradan yukarısı efendim e, normal işlevine devam ediyor. Allah gene kabul ediyor ve hatta göğsüne kadar da gelse. Can boğaza gelinceye kadar Allah tevbeyi kabul ediyor. Ama oraya geldiği zaman, kapılar açıldığı zaman ahiretten ha orada görünce işte o zamana kadar o zaman tevbe kabul değil. Çünkü artık efendim e, iman gaybadır. Ellelîne yu'minûne bil gayb o müminler gayba iman ederler. E, gayb meselesi kalkınca artık imanın bir kıymeti yok yani. Evet Firavun da orada Firavun da iman etti ama Mevla ne yapmadı kabul etmedi. Al an dedi. Şimdi mi dedi? Fakat aseyte kabul ve kunte müfsidin. Bundan önce müfsitlerden din, bozgunculardan diye ne yapmadı Mevla? İmanını kabul etmedi ve o anda hiç kimsenin ne imanı kabuldür ne de tevbesi kabuldür. Ama ondan önce hastalanmış olabilir. allah Teala ne yapar? Tevbeleri kabul eder. Covid'e yakalandı. Yoğun bakıma girecek. Mesela tevbesi kabul mü? Tabii kabul. Bir güzel tevbe eder yani. Öyle ya şimdi. Ha ölebilir. Olsun ne yapalım. Can boğaza gelmedikçe Allah tevbeleri kabul ediyor. Mevla bu kapıyı açmışsa bu kapıyı kimse kapatamaz. Dolayısıyla amcası da böyle çocuğa sitem ediyor. Bak şimdi ölüm döşeğine düştün. Yaptığın şeyler gördün mü bak. Efendim o melanetler var, o günahlar var maalesef. Yaptın, ettin yani o pisliklere bulaştın. E şimdi ölüm döşeğindesin yavrum niye dönüş yapmadın falan deyince. Çocuk ne dedi biliyor musun? Gözlerini açtı dedi ki ey amca. allah Teala eğer benim işimi anneme bıraksa. Annem ne yapar? Bana nasıl muamele eder diye sordu. Amcası da dedi ki. E, annene bıraksa annen tabii ki seni cennete sokar evladım dedi. Bunun üzerine o genç de dedi? Dedi ki ey amca vallahi Rabbim bana anamdan daha merhametlidir dedi. Vallahu gafur rahim. Ziyadesiyle mağfiret edici ve merhamet edicidir Allah. Sebakat rahmeti ala gadabi. Benim rahmetim gadabımı geçmiştir buyuruyor Allah. Celle celaluhu ve amme Dolayısıyla efendim böyle deyince amcası da şaşırdı. Yani çocuktaki ümide bakar mısın? He? İşimi anneme bıraksa ne yapar? Annen cennete koyar. Öyleyse Allah annemden daha rahmetli ve merhametlidir, daha şefkatlidir. Yani öyleyse Allah da beni cennete koyar diyor yani. Ama böyle yapıp günaha devam etmek meselesi değil ha. Bunda yanlış anlama. Hele ağzında söylüyorsun değil. Bak zaten ölüm döşeğinde. Zaten o da pişman. Ended mütevbetün. Tevbe pişmanlıktır. <laughs> kalbin pişman olması zaten tevbedir. Dolayısıyla ve böyle de bir ümit var. Neden bahsediyoruz? Ölüm anında Allah'a hüsnü zan etmekten bahsediyoruz. Allah'a böyle hüsnü zanlı var. Neyse neticede bu çocuk vefat etti. İmam Beyhaki anlatıyor. Efendim Defne diyorlar, defnedince amcası başka da pek kimse yok demek ki kimsesi yok. Amcası kabre indi. Efendim onu ne yapacak işte lahde yerleştirecek, arkasını biraz toprakla destekleyecek. Efendim yüzünü kıbleye doğru çevirecek. Orada işte bazı işlemler yaparken birden feryat ederek kabirden fırladı, çıktı, düştü, bayıldı soruldu ona dedi ne oldu sana ayıldıktan sonra tabi diğerleri e, ne oldu bu adama filan acaba bir şey mi oldu filan diye neyse tabi defni gerçekleştirdiler toprağa attılar örttüler daha sonra adam kendine gelince de sordular dediler ne oldu sana yani feryat ederek kabirden fırladın bir şey mi gördün bir şey mi oldu hayırdır ne oldu adam ne dedi ben dedi kabre indim yeğenimin kabrine onu işte lahde yerleştireyim derken kabir öyle bir genişledi, öyle bir büyüdü, öyle bir ışık hüzmesi, nur etrafı kapladı ki az kalsın kör oluyordum. He? Ben de fırladım dedi. Efendim kabirden çıktım yani. Sonra dedi bayılmışım dedi yani. Görüyor musun? He, kabri nur ile doldu ve genişledi. Gözüm kamaştı diyor. Yani çocuk demek öyle bir tevbe etmiş. Ve Allah'a öyle bir ümidi var ki. Bak Anama bıraksa Mevla benim işimi ne var? Cennete koyar. Öyleyse anamdan daha rahmetlidir Rabbim. O da beni cennete koyar diyor. Demek ki ölüme yakın zamanda ne yapmak lazım? Ümit tarafının ağır basması lazım. Ha gençken de biraz daha korku tarafı da bir ağır basmalı. Yani bu meseleye de demek ki bir şer açarak Selefi Salihin böyle de bizlere uyarılarda bulunuyorlar kıymetli kardeşlerim. Bakıyoruz Cabir radıyallahu anh. Sem'itu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Kable mevtihi bi thalathati ayyam." Diyor ki, ölümünden 3 gün önce Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den işittim. Yakul, <Sessizlik> buyurdu ki: "La yamutenn ehadukum illa ve huwa yuhsinu zannabillah." Hiçbiriniz Allah Teala'ya hüsnü zan etmeden sakın ölmesin. Buyurduğunu kulağımla işittim diyor Resulullah'tan vefatının 3 gün öncesinde. Evet. Hiçbiriniz Allah'ın Teala'ya hüsnü etmeden ölmesin. Yani çok önemli bir bilgi aslında. Değil mi? Vefatına yakın öyle bir şey olursa hep güzel amellerini hatırla. E dersen ki ya benim öyle güzel amelim yok ki. O zaman yap. Hayattasın. Gözünde fer. Ayağında derman varken. He? İşte orada Allah'a hüsnü edeceğimiz, ahirette de bizi kurtaracak olan amelleri yapmaya sahi edelim. Böyle amellerimiz olsun. Bizi kurtaracak bir takım amellerimiz olsun mu? Evet. Hani uzun bir hadis şerif var. Oraya girmeyeceğim ama. Hani efendim dağda yağmur yağıyor vesaire mağaraya sığınan ve mağarada bir efendim heyelandan sebep bir kaya parçası geliyor da mağarayı kapatıyordu hatırlarsanız. Üç kişi vardı. Eyvah dediler ne yapalım bizi buradan kimse kurtaramaz. Cep telefonu yok yani birine ulaşasın da haber veresin de gelsinler seni kurtarasın, kurtarsınlar. Öyle bir yer ki belki kapsama alanda dışında yani. Telefonda olsa ulaşamazsın. Ancak dediler bizi Allah kurtarır. Ve allah Teala da yaptığımız kendi rızası için yaptığımız amellerle bizi kurtarır. Ve orada herkes sırf Allah için yaptığı ameli söyledi. Birincisi anlattı kaya biraz açıldı. İkincisi dedi ya Rabbi şunu senin için yaptım kaya açıldı. Üçüncüsü yani bakarsınız efendim bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şerif. Ee, oradan tabi detaylarını oradan görürsünüz. Ben şunu demek istiyorum. Yani biz acaba böyle bir durumda kalsak, he, mağarada kalsak, üzerimize efendim kaya kapansa o kayayı açacak sırf Allah için yaptığımız ameller var mı? İşte olmalı onu anlatıyorum. Bak adamlar ne yaptılar? Amelleriyle. Yalnız Allah için yaptıkları amelleriyle ne oldu? Kapı açıldı. Ha sen şimdi Allah için yaptığım dersin de millet için yapmışsındır. Mevla'ya yutturabilir misin? Yutturamazsın. Sen Allah için dediğin ameli Allah'a arz ediyorsun. E, kapıyı açacak da Allah. Gönülleri de Allah bildiğine göre demek onlar hakikaten yaptıkları amel Allah içinmiş. Öyleyse biz de Sırf Allah için yaptığımız ameller yapalım. Eğer yoksa böyle ameller yapmaya da gayret edelim yani. Dosyamızı dolduralım. He? Dosyamızı bu amellerle doldurmaya gayret edelim yani. Hazır hayattayken he? dilimiz dönüyor. Gözümüz görüyor, ayağımız tutuyor. Allah yolda sahi edelim. İşte Recep ayı, işte Allah'ın ayı. Allah'ın kulları olarak Allah'ın evlerine ne yapacağız? Sahi edeceğiz. Gözümüz harama bakmayacak, kulağımız haram dinlemeyecek, dilimiz haram konuşmayacak. Yalanlar dolanlar, iftiralar, şu Recep ayında bile iftira etmek, şu Recep ayında bile dedikodu gıybetlerde bulunmak. He? Halbuki Recep ayi nedir? Şehrul Asam. Şehrul Asam. Yani nedir? Saaray. Recep ayının bir adı da nedir? Saaray'dır. Niye Saaray demişler? Ha Recep ayında haram aylardan olması hasebiyle. Efendim kılıç çakırtısı duyulmayan, harp sesi duyulmayan bir ay. Çünkü haram ay girince ne oluyordu? Kılıçlar kılıç, kınına yerleşiyordu, mızraklar iniyordu, oklar sadağına yerleşiyor. Bir kimse babasının katilini görse görmezden geliyor idi. Ha bir diğer manada nedir? Recep, e, efendim şehr Esam yani Recep ayı sağır ay. allah Teala'ya yapılan günahları ne yapmıyor söylemiyor. Neler yaptılar? Ya Rabbi şöyle hayırlar şöyle namazlar şöyle ibadetler, sohbetler, zikirler yaptılar. Peki yaptıkları isyan günah var mı? Ya Rabbi ben sardım, duymadım diyor. Bilmiyorum diyor. Yani böyle bir ay, e Recep ayı bizim günahımızı söylemeye, yanlışlarımızı söylemeye utanıyor da he? Mevlaya arz etmiyor da. E peki biz insan olarak insanların hatalarını söylemeye utanmayacak mıyız yani? Biz de nabalım Şehrü'l-esam olan Recep ayında He? Madem sağır biz de ne yapalım sağır olalım. Yani ne konuda? Haram dinlemek konusunda sağır. Harama bakmak konusunda ama. Haram konuşmak konusunda lal, dilsiz olalım. Çünkü hepsi önümüze çıkacak yani. Bak gördün mü genci? He? Demek Allah'a ümidi olan ameller var. Allah beni zayi etmez. Allah efendim Anamdan daha merhametlidir beni cehenneme atmaz diyor. Ama dayandığı bir yerler var mıdır? Tabii ki vardır. Elbette. İşte öyle amellerimiz olmalı kıymetli kardeşlerim. Yani bu hüsnü zan, Allah'a hüsnü zan etmek meselesi çok önemlidir. Evet. Zira Allahu Teala'ya suizanları sebebiyle hüsnü zan etmediler, suizan etmeleri sebebiyle bir millet helak olmuştur. Evet Allah'a suizan etmeleri sebebiyle. İstiyorsan delil okuyayım bir ayeti celil. Bakın Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu. Fussilet Suresi 23. ayet-i kerimede buyuruyor Ve zâlikum zannukumu lezî zanentüm, bi rabbikum erdâkum diyor. Ve zâlikum zannukumu lezî zanentüm, bi rabbikum. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız yani ümitsizliğiniz, kötü zannınız sebebiyle Ardakum sizi helak etti. Fesbahtu minel hasirin böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz diyor Mevla Teala. Mevla'ya hüsnü zan etmek önemli. Suizan etmek. Yani ne olabilir mesela? Yani şu, bak hatırıma gelen. Yani Allah beni affetmez. Bak bu nedir suizan? Allah hakkında böyle bir zannım var. Allah beni affetmez. Öyle diyorsan affetmez Allah. Mevla buyurdu bak hadisi kutsi de en aynı ne abdi bi ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Yani beni nasıl zannediyorsa ben öyleyim. Allah beni affeder. Ben onu tevbe edeceğim yani. Ha et tevbeni et. Allah seni affeder. Zaten pek çok ayette tevbeye teşvik var. Tevbenin affet olunacağına dair müjdeler var. E şimdi sen Allah beni affetmez. Battı balık yan Benim gibi bozuk adamı Allah affetmez ya ben kesin cehennemliyim der ve cehennem yolunda yürümeye devam edersen, ısrar edersen e Allah seni affetmez. Çünkü sen affolmak için bir çaba sarf etmiyorsun. Affolmak için bir adım atmıyorsun. Ve o senin suizanlın Allah hakkındaki beni affetmez zannın sebebiyle de ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Yanlış yoldan dönmüyorsun. Yanlış yolda yoluna devam ediyorsun. Ya. Evet. Hani adama diyorsun ya. Yanlış yolda adam. Gayrimeşru ortamlarda. Efendim haramlarla, isyanlarla iç içe. Batağa batmış. Yani yapma etme bak Recep ayı geldi. Efendim Şaban ayı gelecek. Önümüzde Ramazan ayı var. Üç aylar mübarek zamanlar. Dön bu yoldan kardeşim ya. Bu cehennem yollarını bırak. Bu yanlış yolları terk et. Cennet yollarına sahiyet dediği zaman he, genelde klasik klişe ifadeler kullanıyorlar. Diyorlar ki ya hoca ben bir kere girmişim bu yola. Bir daha dönemem biliyor musun ya? He battı balık yan gider. Benden ne köy olur ne kasaba zaten Allah beni affetmez. Ben dönemem bir kere girmişim bu yola. Diyorlar mı? Diyorlar. Bakın Efendi Hazretlerimiz ne buyurmuştu bir keresinde kürsüde? He kulaklarımla dinledim. İşte böyle diyenlere ben artık yanlış bu yola girmişim isyan yoluna yanlış yola girmişim. Ben artık dönemem diyenlere misal veriyor Efendi Hazretlerimiz. Ha bir adam düşün mesela işinden çıkmış eve gidecek ama efendim gönlü meşgul kafası karışık filan düşünürken dalmış adam kendi eve gidiyorum diye başka sokağa giriyor. Başka bir yola giriyor. Adam başka bir yola giriyor eve gidiyorum zannediyor halbuki yanlış yolda. Fakat efendim birisi de gördü onu baktı ki hakikaten yanlış yolda dedi ki selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam mübarek. Nereye gidiyorsun? E dedi ki eve gidiyorum. Ya dedi sen yanlış yola girdin. Burası senin evin yol değil ki. Senin evin yolu arka tarafta. Bu yol başka yol. Adam şöyle der mi? Kardeşim girmişim bir kere bir daha da dönemem ya. Der mi? Ya Böyle demek akıl mantık işi mi? Madem evine gidiyorsan yani derdin evine gitmekse bu yol eve gitmez. Bu yol Kabe'ye gitmez. Binmişin Vatikan otobüsüne diyorsun ki Kabe'ye gideceğim. Cık, laflı olmaz. Hem lafını söyleyeceksin hem de gereken sebeplere sahi edecek sarılacaksın. E şimdi nereye gidiyorsun sen? Evine. E yanlış yola girmişsin. yine ne yapalım ben artık girdim bir daha dönemem demiyorsun. Ne diyorsun? Aa bakıyorsun. Hakikaten ya dalmışım. Ya Allah senden razı olsun. E, efendim uyarmasaydın gidecektim kim bilir ne kadar vakit kaybı olacaktı. Teşekkür ediyorsun, dua ediyorsun. Hemen oradan dönüyorsun. Senin evine gidecek olan yola giriyorsun. Evet. Cehennem bizim evimiz değil. Bizim yolumuz değil, bize yakışan yol değil. Allah'ın da üvey kulu olmadığına göre, allah Teala yarattığı her kulunu cennet namzedi olarak yarattığına göre ne işimiz var cehennem yollarında? Haram işlerle, isyanla, günahla ne işimiz var? İşte mübarek aylar, işte Allah'ın ayı, Allah'ın kulları olarak ne yapacağız? O yanlış yolları terk edeceğiz. Yanlış yollardan çıkacağız ve evimizin yolunu tutacağız. Evimizin, vatanımızın, asıl ana vatanımızın yolunu tutacağız. Anavatanımız vatanımız neresi aslında hepimizin? Cennet. He? Adem Aleyhisselam da Havva anamız da insanlığın atası da babası da anası da nerede yaratıldı? Cennette. Çıktılar istikamet üzere giden imtihanı kazanan ne yapacak? Tekrar anavatana gidecek. Öyleyse bizler de imtihan dünyasındayız. He? Cennet yolunda olmalıyız. Cemalullah yolunda olmalıyız. Mevla'nın rızasının peşine düşmeliyiz. Ve mutlaka ana vatana gitmeliyiz. Rabbim Celle Celaluhu her ellerimize istikamet üzere bu yolda devam, sebat nasip eylesin. Caymaktan kaymaktan bizleri muhafaza buyursun. Yanlış yolda olan kardeşlerimize de he? hak ve hakikat yoluna sevk eylesin ve bu konuda bizleri de vesile eylesin. Rabbim yüz milyonların hidayetine bizleri vesile eylesin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ve sahbihi ecma'in. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Allah'a yaptıkları o kötü zan sebebiyle, besledikleri zan sebebiyle Allah onları helak etti. Çünkü onlar ne zannediyorlar? Allah bizi affetmez diyorlar. Bu mesele çok önemli. Bakın bu ayetin tefsirinde Hatta Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bu ayeti okurmuş ve dermiş ki insanların amelleri allah Teala hazretlerine olan zanlarına göredir. Mümin, mümin kul Allah hakkında hüsnü zan bulunur, güzel amel yapar ama kafir ve münafıklar suizanda bulunurlar, kötü amel yaparlar. Evet, yani bir manada demek ki ne var niyet gibi bir durum var. Katade de öyle diyor. Şu ayeti okuyor ve diyor ki Kur'an'da diyor iki zandan bahsedilir diyor. Zan deyince bakın iki tane zandan bahsedilir. Biri kurtarıcı zan, diğeri de mahvedici helak edici zan. E zaten burada ve zalikum zan'nukum ellezî zanentüm bi rabbikum erda'kum. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zanlarınız, yani bu kötü zanlarınız, bu ümitsizliğiniz sizi ne yaptı helak et. Ve bununla alakalı da bakıyoruz. He? Yani demek ki suizan bakın yanlış karar vermeye sebep oluyor. Hele allah Teala hakkındaki suizan. Yani insanlar hakkındaki suizanla alakalı da ayrı bir sohbet yapılabilir. O da çok önemli. Suizan. Ya, çok tehlikeli bir şey. Hüsnü zan etmeli. Ama burada biz neden bahsediyoruz şimdi? Yani korku ve ümitten bahsederken Allah hakkındaki kötü zan. Yani aslında bu ne yapıyor? Efendim ümit, ümidi yani ümitsizliğe sevk eden bir zan bu aslında. Evet. O zaman ne yapar? Allah-u Teala'ya olan hüsnü zan, affen suizan, ahiretimizi de mahveder, dünyamızı da mahveder. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani bakıyorsun müşriklerin, kafirlerin zanları ne abi inkar ediyorlar mesela. Bir delilleri var mı? He? Sıf bunların suizanları sebebiyle. Sen ahiret var diyorsun. O acaba ya yoksa yoktur. Ben inanmıyorum. Öyle zannediyorum ki falan. He? Adam inkar ediyor. Müşrik, hüsnü zanlı yok. Allah'a suizanlı var suizan sebebiyle. Yani ne demek? Boş kuruntu, kör taklit. Evet. Bakıyoruz Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Estağfirullah. Yunus Suresi 36. ayeti kerimede. Ve ma yettebu ekseruhum illa zanna. Ya onların çoğu zandan başka hiçbir şeye tabi olmaz. Yani onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar. Halbuki inna zanne la yuni minel hakkı şey'e muhakkak ki zan haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Hak var burada. Hakikat var burada. Vahiy var burada. Ayet var. Ama sen ne yapmıyorsun? Ayetlere, vahye, Muhammed Mustafa'ya bakmıyorsun. Ve ne yapıyorsun? Zannına tabi oluyorsun. He? Efendim zannına uyuyorsun ve inkar ediyorsun, putlara tapıyorsun ve Allah'ın yoluna ne yapıyorsun? Gelmiyorsun, dönüş yapmıyorsun, tevbe etmiyorsun. İşte bu nedir? Allah hakkında yaptıkları kötü zan sebebiyle bunlar ne yapıyorlar? Helak oluyorlar. Onun için kıymetli kardeşlerim ya bu mesele hakikaten çok önemli. Bütün meseleler önemli de he? yani havf ve ümit ve korku arasında bulunmak. İşte bu ümitsizliğe düşüren meseleler. Allah hakkında şeytan da seni ne yapıyor? Vesveseye veriyor. Ya şeytan da efendim vesvese veriyor. Ve la yaghurrunnukum billahil garur sizi çok aldatıcı olan o şeytan da Allah ile ne yapmasın sizi aldatmasın. Allah ile aldatıyor. Yani dindar adamı Allah affeder ya sen de bu kadar da ibadet etmene gerek yok. Efendim e zaten işte Mevla'nın senin ibadetine ihtiyacı mı var? Zaten sen Müslüman adamsın, mümin adamsın, senin gibi adam mı var? Deyip seni gevşetecek. Efendim öbür adamı da efendim ama bir kere geldin dünyaya. Bir daha mı geleceksin ya? Ne var bunda? Senin günahından Allah'a bir zarar mı var falan gibi. Onu da ne yapacak? Öyle kandıracak. Yani önce ne yapıyor? Seni kafir etmeye çalışıyor. Eğer kafir edemezse sonra amelsiz bırakmaya çalışıyor. Eğer amelsiz bırakmazsa o ameli noksan yapman için uğraşıyor. He? Yani yaptığın ibadetten bir tat alma, bir feyiz alma ve bir sevap alma da ne olursa olsun bunun için çalışıyor. Yani şeytan peşimizi bırakmıyor. İyi'nin de kötü efendinin peşinde, şeyhinin müridinde hiç peşini maalesef bırakmıyor yani. Onun için demek dikkat etmek lazım. Ha, onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmaz. Ve bakın çok enteresan bir ayet-i kerime. En'am suresi 116. ayet-i kerime. Yani vaktimiz Efendim bir dakikamız var ama şu ayet kerimeyi okuyayım. İnşallah açıklamasında ne yaparız? Aradan sonra yaparız. Bakın Rabbimiz buyurdu estağfirullah. billah. Ve intüta ektara men fil ardı yudlilluka an sebilillah. Ve intüta eğer itaat ederseniz Mevla buyuruyor. Ektara men fil ardı yeryüzündeki çoğunluğa. He? İnsanların çoğuna eğer efendim itaat ederseniz, onlara uyarsanız, onlar gibi yapalım derseniz, yani toplum sana uymazsa sen topluma uy, toplum sana uymadı öyleyse biz hadi bakalım toplum gibi yapalım misal yani derseniz, yeryüzündeki çoğunluğa uyarsanız, yudillu ke ansebilillah, yudillu saptırırlar, yudillu ke seni ansebilillah Allah yolundan saptırırlar, cennet yolundan saptırırlar. Bakın devam ediyor Mevla. İyyettebi'une illa zanne. Ha, çünkü onlar zandan başkasına tabi olmaz. Yani bu yeryüzündeki çoğunluk batılın peşinden giden, batılda birleşmiş olan hak ve hakikatin dışındaki kalabalıklara tabi olma. Çünkü onlar namazlar Zandan başkasına tabi olmazlar. E zan Allah hakkındaki kötü zan. E, onların da delilleri yok, bir şey yok. Efendim varsa yoksa dünya, beşikle mezar arası, ahiret konusunda kafaları karışık, Allah konusunda kafaları karışık, cennet cehennem konusunda zanları var. E, dolayısıyla onlara tabi olma demek Allah hakkında hüsnü zan etmek çok önemli. Evet bu konuya devam edeceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından tekrar burada olacağız kıymetli kardeşlerim. Evet kıymetli kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Katade ne demişti? Yani Fussilet Suresi 23. ayeti okuyor ve şöyle diyor idi. O ayeti tekrar bir okuyalım metin olarak. Estağfirullah. Ve zâlikum zannukumullezî zanantum bi rabbikum erdâkum فَاسْبَحْتُ مِنَ İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu zannınız, bu kötü zannınız, bu ümitsizliğiniz ne yaptı sizi helak etti? فَاسْبَحْتُ مِنَ Böylece hüsrana uğrayanlardan oldunuz. İşte bu ayeti okuyor ve diyor ki Kur'an'da iki zandan bahsedilir. Birisi nedir? Kurtarıcı zandır. İnsanı kurtarır. insanı da toplumları da he, kurtarır. Diğer ise mahvedici zan dermiş. İşte mahvedici zandan bahsediyorduk. Yani Allah hakkındaki suizandan. Yani insanların Allah beni affetmez der. Değil mi? Allah beni affetmez artık ben efendim günahkarım, ben yanlış oldayım, ben çok büyük günahlar işledim falan diye Allah'ın kendisini affetmeyeceğini zannediyor. Yani herhangi bir bilgiye dayanmıyor. E, ahireti inkar edenler de, Müşriklere bakıyorsun, kafirlere bakıyorsun. Yani hangi delile dayanarak inkar ediyorlar ki yani? Sadece zandan başka hiçbir şey değil. İşte en son okuduğumuz ayet-i kerimede de Enam suresi 116. ayet-i kerimede Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurmuş Estağfirullah billah ve in tuta fil ardi sabilillah. Eğer yeryüzündeki çoğunluğa uyarsanız, onlara tabi olursanız, onlar gibi yaparsanız He? seni saptırırlar. Ansebilillah Allah yolundan. Yüzde yüz cennet yolundan. Hak ve hakikat yolundan. Sırat-ı müstakimden ne yaparlar? Saptırırlar. Çünkü İyyettebi'une illa zan. Ya. Çünkü onlar zandan başkasına tabi olmaz. Evet. Çünkü onlar zandan başkasına tabi olmazlar buyuruyor Mevla Teala. E şimdi onların zanlı da e şimdi efendim aman herkes yapıyor şimdi kalabalıklara uyuyorsun yani. Cık. Eğer yanlış olsa herkes yapmaz. Bu kadar adam yanlış mı yapıyor yani şimdi? Arkadaş bir şeyin doğruluğu veya yanlışlığı he çok yapıyor diye değil yani. Evet. E, dolayısıyla e, şimdi çoğunluğu namaz kılmıyor diye namaz namaz emri kalkıyor mu? Çoğu efendim e, Allah kitap tanımıyor diye efendim haşa ve kella yok mu? çoğu Müslüman değil diye İslam dini hak değil mi? E şimdi yeryüzüne de hakikaten bakarsan değil mi? Yeryüzünün efendim, nüfusuna bak. E Müslüman ne kadar? Yani çeyreğe kadar ancak bile neredeyse Müslüman yok. E dolayısıyla yani insanların çoğu filan yolda diye e, o yol doğru demek değildir. E zaten Müslüman olanların bile Değil mi hani bir buçuk milyar Müslüman var deniyordu hani diyelim ki iki milyar diyelim ve hep bu iki milyar Müslümanın hepsi de doğru yolda mı yani? E Türkiye'ye bakıyorsun Türkiye'de genel Müslüman değil mi? He tabi önceden yüzde 99'u Müslüman deniyordu şimdi bakıyorsun ki yüzde bilmem kaç deist var yüzde bilmem kaç ateist var şu su var bu su var ya yani. nerede yüzde 99'u ya? He yani sen boş versen ben Müslümanım diyenini. Efendim, hakiki Müslümanı bulmak hakikaten zor hale geldi yani. E şimdi ben Müslümanım diyen bile Müslüman'a düşman. Ben Müslümanım diyen bile adam ne diyor Müslümanım ama şeriatçı değilim diyor mesela. Müslümanım diyor ama İslam'a yapılan saldırılara, efendim, Peygamberlere yapılan hakaretlere, he, yani hiç efendim kılını kıpırdatmıyor ve rahatsız da olmuyor veya işte eşcinsellerle alakalı olan bir takım şeylere de aman canım bize ne adamların kendi tercihi diyebiliyor. Arkadaş insanların hobilerine fobilerine karışmak tabii ki bizi ilgilendirmez. Adam evler evinde ne yapıyorsa yapsın. Namaz mı kılıyor, fuhuş mu yapıyor? He? Melanet mi işliyor? Cık, ya kardeşim o kendi sorunu tamam. Ama insanların gözüne sokarcasına, yatak odalarını sokaklara serercesine, He? E bunu alenen çığlık çığlığa efendim insanlara duyurursa ve bu yapılan da benim dinime aykırıysa ve halkın geneli Müslüman olan bir memlekette halkın kutsallarına adeta saldırılıp, hakaret edilip, sövülüp aşağılanırsa elbette Müslümanım diyen herkes bundan ne yapmalı? Rahatsız olmalı. Evet bir şey söylüyorsan efendim ayetin hilafına bir şey söylüyorsan Allah'ın emrinin dışında bir şey efendim söylüyorsan peygambere hakaret ediyorsan peygambere e, haşa ve kella e, Meryem validemize fuş isnadında bulunuyorsan e şimdi de peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak nesebi o efendim babası Abdullah hakkında da demek değil mi? Yani böyle bir maalesef isnatlarda bulunuldu. Ya hürmetin dışında efendim aşağılayıcı, gayrimeşru ifadeler kullanabiliyor. Şimdi bunlar normal midir? Hakaret özgürlük müdür? Yani Türkiye'de hakaretin ve fikir özgürlüğünün bu kadar karıştırıldığı başka bir memleket zannetmiyorum dünyada var. Veya kasıtlı yapılıyor. Adam sövüyor, sayıyor, aşağılıyor, hakaret ediyor. Fikir özgürlüğü diyor. Ya böyle fikir özgürlüğü olmaz. Özgürlük şudur. İnanmayabilirsin kardeşim. Allah bunu müsaade etmiş yani buna. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Cennetin firdevsi alasına kadar da yolun var, cehennemin dibine kadar da yolun var. Sen bilirsin, tercih senindir. Yani istediğine inanıp inanmamak senin tercihindir. Ama insanların inancına sövmek senin karaktersizliğindir. Efendim ahlaki zafiyetindir. Mesele budur yani. Hakaret başkadır. Efendim fikir özgürlüğü başkadır. Yani bu meseleyi maalesef efendim ya karıştırılıyor ya kasıtlı olarak böyle yapılıyor. Çünkü Türkiye'de hakikaten bir güruh var. Yani yaşanan her bir olayı acı olay olsun, tecavüz olsun, efendim başka hadiseler olsun, cinayet olsun, şu olsun, bu olsun. E geçenlerde ateş olduğunu açıklayan bir çocuk mesela değil mi? İntihar etmişti. Oradan bile ne yaptılar? İslam'a saldırmanın yolunu bulabildiler yani. Yani her olayı İslam'a saldırmakta, cemaatlere, tarikatlara, dini bütün Müslümanlara hakaret etmekte ne yapıyorlar adamlar? Efendim bir bahane olarak kullanıyorlar ve saldırıyorlar. Böyle bir taife tü türedi yani. Böyle bir hadsizler güruhu var. Haddini bilmeyen insanlar var. E tabi buna da bir çeki düzen verilmeli mi? Elbette verilmeli. Nasıl ki efendim rejimlerin bir takım kutsalları varsa ve kimse bir şey diyemiyorsa değil mi? Cumhurbaşkanına bile hakaret edebiliyor musun? Edemiyorsun. Edememelisin de zaten. Çünkü yasayla, kanunla ne yapıyor? Koruyor. Öyleyse Allah'ın peygamberlerine de bu efendim Necip milletin kutsallarına da kimse ne yapmamalı? Hakaret etmemeli, edememeli. Kanunu yaptırımı olmalı yani. Evet kanunu yaptırımı olmalı. Bakıyorsun herkes efendim sövüyor sayıyor, hakaret ediyor. Dediği yanına kar kalıyor. Hatta bir taife tarafından da Müslüman halk e tabi inançlarına hakaret edilmiş. Ne yapıyor? İster istemez tabi efendim e, etkileniyor, rahatsız oluyor, tüyler diken diken oluyor ve tepki gösteriyor. Tepki gösterenlere de hakaret ediliyor. Felanca linç ediliyor. Ya bunlar suçlu bunlar var ya bunu azgın bir güruh linç ediyorlar. Ya sen kalkıyorsun he? İnsanın atasına söversen sen kalkıp alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babasına he, fuhuş isnadında bulunursan sen ayetle sabit olan bir meselede Meryem Validemize fuhuş isnadında bulunursan e şimdi yani bu bir şey demesin mi kimse? He? Ya sokakta bile yani birisinin e, affedersiniz yani annesine sövülse babasına hakaret edilse kavga çıkar ya. Gürültü patırtı çıkar. Hakkını savunur yani. Eşin inancına böyle bir şey denecek, e bir kimse tepki göstermeyecek. Böyle bir şey yok yani. Bu özgürlük değil. Bu hukuksuzluk, bu zulümdür yani. Evet kıymetli kardeşler. Ha nereden geldik? Demek ki bir kurtarıcı zan var, bir de mahvedici zan var dedik. İşte bunlar mahvedici zan. Yani yeryüzündeki çoğunluğa uyarsanız inne zanne İyettebi ona illa Çünkü onlar ne yapıyorlar? Zandan başkasına tabi olmuyorlar. Zanna tabi oluyorlar. E şimdi sen topluma uyarsan, toplumda herkes böyle diyor diye. Toplumun geneli Müslüman değilse, toplumun geneli toptaysa, poptaysa, he? Gayri meşru ortamlardaysa, efendim tiyatrolardaysa, sinemalardaysa, İslam'dan bir haberse, namaz yoksa, oruç yoksa, ibadet yoksa, Allah kitap hak getire bir hayat yaşıyorlarsa ne yapacağız? Şimdi? Onlar gibi mi olacağız? Onlar gibi mi yaşayacağız yani? İşte onlara tabi olursan sen ne haberler? Cennet yolundan saptırırlar. Sakın böyle yanlış bir zanna kapılma. Aman canım bu kadar insan yapıyor yani şimdi. He biz miyiz Müslüman canım? Hepsi yanlış mı yapıyor acaba? Yapmıyordur. Ben öyle zannediyorum. Kitap ortada. Allah'ın emirleri ortada. Yasakları ortada. Mevla'dan bir emir mi geldi? Yeni bir vahiy mi geldi? Artık cenneti cehennemi iptal ettim. Dileyen istediğini yapsın haşa. Yani böyle bir tebligat mı geldi ya? He? Kur'an duruyor. Allah Teala he? Emirlerini değiştirmedi. O Muhammed Mustafa hala başımızda. Ölümler, sevkiyat hala devam ediyor. Değişen bir şey yok. Senin Düşüncelerin değişmiş. Değişen ne? Senin düşüncelerin, senin fikirlerin, senin hobilerin, fobilerin, senin kalbin değişmiş. Kalbin. Yok efendim işte çağlar değişti, efendim devir değişti. Devir değişse ne olacak? Güneş aynı değil mi? Ay aynı değil mi? Günler geceler aynı şekilde deveran etmiyor mu? E ee, Allah aynı, peygamber aynı, din aynı, kitap aynı, Kur'an aynı, kıble aynı. Cennet var, cehennem var aynı. Değişen bir şey yok. Sakın kötü zanna kapılma. Sakın ha Allah bir şey yapmaz canım bu devirde de nasıl yapalım falan deyip bir takım yanlış zanlarla yanlış yollara sülük etme. Etmeyelim. Yanlış işler yapmayalım. Evet kıymetli kardeşlerim. Toplum sana uymazsa sen topluma uy. Böyle de bir laf var yani. He? Bunu Müslüman da söylüyor. Niye yapmıyorsun? Niye etmiyorsun? sorusunun cevabı olarak e ne yapalım yapamıyoruz ki yani toplum sana uymazsa sen topluma uy. Ha. Yani toplumu efendim toplum bozulmuş dizilerle filmlerle batının modasıyla odasıyla şu suyla bu suyla toplum zaten efendim uymuş sürüye gidiyor. Ha sen de diyor bu da diyor ki işte e, toplum bana uymazsa ulan sen kimsin ki toplum sana uysun. Allah'ın peygamberlerine uymamış toplumlar. Hakaret etmişler, yalanlamışlar, taşlamışlar. E Nuh Aleyhisselam bak 950 sene anlatmadım mı? Vale kadar sen ne Nuh han ile kavmihi fele bi sefihi mel ila ama biz and olsun Nuh'u kavmine gönderdik. Bin seneden 50 sene müstesna almak üzere kavmin arasında kaldı. E şimdi yani bu kadar e, anlatmasına rağmen dokuz buçuk asır tebliğ, davet, vaaz, sohbet, ayet gene de hani diyorlar ya inatçı bir adam için bile söylenir. Nuh diyor peygamber demiyor diye. Ha işte o kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Evet Nuh diyor ama peygamber demiyor. Ha, bir rivayet 8 kişi iman etmiş ya. 8 kişi ya. 950 senede ya. He? Yani yüz senede bir asırda bir adam iman etse dokuz buçuk yapması lazım. Ama bakıyorsun 8 kişi iman etmiş. Ha tefsirlere bakarsan 80 de diyen var ama 80 kişi iman etse çok mu yani? 950 senede. Yine de Nuh Aleyhisselam dememiş ki Ya Rabbi, yani bak bu kadar asırlardır anlattım bin sene kadar neredeyse dönmediler. Bu toplum bana uymadı. E, e madem toplum bana uymadı, ben topluma uyayım. Böyle dedi mi Mevla? Nuh Aleyhisselam böyle bir istekte bulundu mu? Böyle bir şey yok. Nuh aleyhisselam gibi çok az ta kimse de kalsa iman eden. İbrahim aleyhisselam gibi senden başka yeryüzünde iman eden olmasa da dönmek yok kıymetli kardeşlerim. Tevhidin sembolü İbrahim aleyhisselam Nemrutlarla mücadele etti de tek yeryüzünde tek insan ateşe atılıyor. O da yansa kimse kalmayacak. Ama onun ateşe atılması, onun Nemrut'un ateşinin gülistanı olması bazı iman edenlere de vesile oldu. İşte Lut aleyhisselamın efendim ee, o sırada iman ettiği de rivayet edilir. Ve o da ne oldu? Zaten işte peygamber oldu. Lut kavmine gönderildi malumunuz. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bu zanlar, bu zanlar bizi mahvediyor işte. Ha, helak edici zan. Bir de ne var? Kurtarıcı zan da var mı? Var. Ne diyor bakın? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Yani e, kurtarıcı zanna örnek olarak da bir iki ayet arz edelim. Estağfirullah. Ellezine ne? ennehum mulaku rabbihim ve ennehum ileyhi o kimseler de yezunnune zannediyorlar. Aslında çok iyi biliyorlar. İnanıyorlar ki ennehum mulaku rabbihim. Muhakkak onlar Rablerine mülaki olacaklar. He? Ve Ve ona gerçekten döneceklerini çok iyi bilirler. İnanırlar. Onların zanları da böyle. Artık zanın da ötesinde iman etmişler. Ve biz de iman etmedik mi? Rabbimize kavuşacak mıyız elbette. Hepimiz bir gün Rabbimize döneceğiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik ona döneceğiz. Evet işte bu zan kurtarıcı bir zan. Eğer bunu bilirsen, eğer buna inanırsan, he, Çünkü bunun tersi bak zan olarak ifade etmiş. Ha, eğer inanmazsa onunki suizan. zan. İnanmıyor. Ya öyle bir şey yok diyor yani. Bunlar hezeyan diyor. Haşa ve kella. Halbuki kendi hezeyanları. Gidince göreceksin. Ama iman edersen, inanırsan ha ne olur? Bak başka bir ayette de Mevla buyurdu. Estağfirullah. İnni zanentü enni mülâkin hisabiye. Enni muhakkak ki ben zanennü, zanentü zannediyordum. Biliyordum. iman ediyordum ben. Enni mülâkin hisâbiye zaten hesaba çekileceğimi biliyordum. Bak görüyor musun şimdi? Kurtarıcı zam bu. Ha şimdi ahiret hesap var mı? Var. Mahkeme-i Kübra var. Ahkemül hakimin olan Hazreti Allah ne yapacak bizi? Efendim muhakeme edecek. Nasıl büyük bir mahkeme ki? Hakimin kendisi şahit. Ha. Şimdi buna inanan bir insan tek başına da olsa, yalnız da olsa, kimsenin görmediği bir yerde de olsa yanlış yapar mı? Hata eder mi? Kul hakkına efendim tevessül eder mi? Çalar mı, çırpar mı? He? Vurur mu? Katleder mi? Çünkü Allah yasaklamış. Çünkü Allah yasaklamış. Yasakladığı konularda, emrettiği konuların yapılmadığı hususlarda bunun hesabını soracak. Kur'an'ı koyacak, Amellerimize koyacak. Efendi Asilerimiz öyle derdi. Sen bu amelleri yaptın. Şimdi bu amelleri göster bakalım. Kur'an'ın neresine bakarak yaptın? Ya. Yaptığın işler Kur'an'a uyuyor mu? Uymuyorsa yandın. Uymuyorsa hesap, kitap zor. Demek ki oraya uyacak. Yani mutlaka kitaba uyacağız. Kitabına uydurmayacağız. Dikkat et. Bugün yani Müslümanların geneli her işini kitabına uydurmaya çalışıyor. Kitabına uydurma. Kitaba uy. Bir şey yapıyorsan kitaba uyuyorsa yap kardeşim ya. Yiyecen mi? İçecen mi? Evlenecen mi? Gezecen mi? Tozacan mı? Ne yapacaksan kitaba uysun. Çünkü kitap mübah dairesini geniş tutmuş. allah Teala mübah dairesini geniş tutmuş. Mübah dairesi keyfe kafi. Evet bu kadar serbestlik var. Bu kadar rahatlık var. Her ihtiyacımızı efendim e, yapmamız gere yani ihtiyaç mı olan şeyleri yapılmasına Mevla ne yapmış? Cevaz vermiş zaten. Ama helal yoldan. Evet. Haramı da var. Evet bir şeyin haram yolu da var, helal yolu da var yani. İçki de içersin, çay da içersin, ayran da içersin. Ama içki alkollüsü bir tane, geri kalan bir sürü efendim içecek var yani. Ama illa harama ne yapıyor? Nefis tevessül ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki İnni zanentu enni Ben zaten hesaba çekileceğimi zannediyordum. Biliyordum ben buna inanmıştım. İşte bu nedir? Bak bu kurtarıcı zandır. Çünkü onu bilince ne yaparsın? Ona göre hareket edersin. Ona göre hesabını vereceğin işlere efendim tevessül edersin. Allah'ın razı olmadığı adreslerde bulunmazsın ki ya ölürsem hesap var, kitap var. Allah'a ben ne cevap veririm? Ona göre ne yaparsın? Kitaba göre hareket edersin. Gezmeni de tozmanı da, oturmanı da kalkmanı da. He? Yemeni de içmeni de. Evet kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu hüsnü zanla Mevla'ya yaklaşmak nasip eylesin. Her bir ellerimize hayırlı, güzel bir akıbet lütfeylesin. İmanla yaşamak ve imanla efendim, ruh teslim etmek Rabbim cümlemize ikram eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim. Havf <laughs> ve Ümit ve korku arası. Ümit ve korku dengesini ne yapabilmek, muhafaza edebilmek. Bundan bahsediyoruz aslında. Bakın Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bir ayet-i kerimesinde İsra Suresi 57'de Estağfirullah ve yercûne rahmetahu ve yekâfûne azâbe. Buyuruyor ki onun rahmetini umar, ümit eder, azabından da ne yaparlar korkarlar. Mevlana'nın rahmetini ümit ederler azabından korkarlar. İşte bak, haf ve raca dengesini Mevlana ne yapıyor bize söylüyor. Mevlana'nın rahmetinden hep ümitli olacağız. Ümit, ümit var olacağız. La taqlatu min rahmetillah. <laughs> Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz Allah emir buyuruyor. Nasıl bir ferman görüyor musun? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusih. O nefislerine zulmeden o efendim haddi aşan kullarıma söyle la taknatu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmesinler. İnna Allah yafiru zunu ve cemia çünkü Allah bütün günahların hepsini affedicidir. Bak görüyor musun? Rahmetini ümid ederler ama dikkat et azabından da korkarlar. Ne demek yani? Şöyle anlamak lazım. Yani Allah'ın rahmetini ümid ediyor ama hiç amel etmiyor. He? Öyle değil işte. Yani Allah'ın rahmetini ümit ederken amelinle de bu ümidi ne yapman lazım? Ortaya koyman lazım. Mevla'nın alabından korkarlar buyuruyor Mevla. He? korkarken ay ben çok korkuyorum diyorsun gene yapmadığın melanet kalmıyor yani. O zaman ne denir? Bu ne periz bu ne turş. Yani amelinle de ne yapacaksın? He? Korktuğunu ifade edeceksin. Mevla'dan korktuğunu sakındığını, haramlara bulaşmak istemediğini ne yapacaksın? Ortaya koyacaksın. Evet. Yani bu hususun aslında iyi bilinmesi lazım. Raca. Ümit ve raca diyoruz. Ha ümitli. Evet Allah'tan ümitli olacak mıyız? Evet. Ama o ümidin gerçekleşmesi için. Yani Allah'tan affını ümit ediyor musun? Evet. O zaman tevbe edeceksin ya. Tevbe etmeden olur mu? Allah'ın azabından korkuyorsun. O zaman ne yapacaksın? Haramlardan kaçacaksın. Demek ki bir takım sebepler olmalı. Bir takım sebeplere demek sarılmalı. Neler olabilir bu sebepler? Mesela ayetlerde ve hadislerde bir takım müjdeler var mıdır? Vardır. Bu müjdeleri ne yapmak istiyoruz? Muhatabı olmak istiyoruz. Evet. Ha işte bu müjdelere nail olabilmek için ne yapmalı? Gereken sebeplere sarılmak lazım. Hangi sebepler varsa onlara sarılacağız. Yoksa o sebeplere sarılmadan ümit etmek, hayal kurmak, işte yok korkuyor, ümit ve korku arasındayım falan demek boş bir kuruntudur. Avuntudan başka bir şey değildir. Ne demek istiyorsun Hoca Efendi mesela? Bir ayetle misal verebilir misin? Tabii ki. Estağfirullah Mevla buyurdu. Estağfirullah. İnnellezine amenu. Muhakkak o kimseler ki iman edenler, iman ettiler. Vellezine haceru. Bak dikkat et. Hicret edenler. Ve cahedu fi sebilillah. Allah yolunda savaşanlar. Ülaike rahmet Allah. İşte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar ümit ederler. Allah'ın rahmetini kimler ümit ediyor? Bak Bakara suresi 218. ayette Mevla ile buyuruyor. İnnellezine amenu vellezine haceru ve cahedu fi sebilillah. Muhakkak iman edenler, Hicret edenler, Allah yolunda savaşanlar, ülaike, işte bunlar var ya, yercüne rahmet Allah'ın rahmetini ümid ederler. Şimdi bu ayetten bir önceki ayette Mevla, kafirlerin cehennemde ebedi ve devamlı kalacağını ifade buyurduktan sonra, bakın bu ayette de ne yapıyor? Önce imanı zikrediyor. Yani senin imanı yoksa ümidin, boş bir konutudan başka bir şey değil. Demek önce iman lazım, He? Hicret bak iman hicret ve cihad edenler diyor. Demek ki ebedi saadet yurdunu cenneti Allah'ın rahmetini ümit edebilmek için imanlı olmak şart. Çünkü innellezine amenu ve Yani iman yoksa zaten amel salih olmuyor. Demek ki böyle. Ha iman edebilmek lazım. Gerektiğinde, gerektiğinde de hicret edip davası uğruna yuvasını terk edebilmesi lazım. He? Dini mübini İslam için cihad edebilmesi lazım. Ha ama kelamla, ama kalemle, ama kılıçla. Yeri geldiğin yani, yani o şartlarda nasıl yapılması gerekiyorsa cihadını öyle yapacak. Türkiye'deki cihad nasıldır? Tebliğ ve davet. Kalem ve kelam. Elin kalem tutuyor, yazabiliyorsan yaz. He? Dilin efendim her konuda konuşuyorsun. İslam içinde konuş. Ama hakkı ve hakikati. Evet kıymetli kardeşler. Demek ki bir takım demek şartlar var. Ha, o şartları yerine getirirsen o zaman ümidin boş kuruntu olmuyor. Ve bakın mesela bir ayet kerimede allah Teala ve Tekaddes hazretlerine burada buyurdu? Estağfirullah billah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ Evet. Femen kâne yercu lika'a Rabbi. Her kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa. Hani bir önce de okuduk ya ayet-i kerimede ben zaten Rabbime kavuşacağımı zannediyordum, biliyordum yani. İşte her kim böyleyse, kendinde o zan varsa, o ümit, o iman varsa, kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa, yani buna inanıyorsan, yani müminsen, Madem ahirete inanıyorsun, madem hesap var, kitap var, mizan var, mahkeme-i kübra var inanıyorsa ne yapsın? Feyel amelen saliha Salih amel işlesin. görüyor musun? Madem buna inanıyorsun evet, o zaman niye oturuyorsun? Niye yanlış işler yapıyorsun? He? Niye haramlara dalıyorsun? Hem Allah'a inanıyorum diyorsun. Hem de öyle işler yapıyorsun ki, aha, gavur bile şaşırıyor mesela. Her kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa Felyan vel amelen Ne yapsın? Efendim salih amel işlesin. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi Ve Rabbine yaptığı ibadete hiçbir kimseyi, hiçbir şeyi ortak koşmasın. Çünkü ortak koşunca, şirk koşunca şirki ne yapmıyor Mevla affetmiyor. Şirkin dışındaki günahları da Mevla dilediğini ne yapıyor? affedebiliyor. Ha demek ki ne anlıyoruz kıymetli kardeşlerim? Madem yani korku ve ümit diyoruz ama haf ve raca dengesi diyoruz ama bu lafta değil. Nasıl olacak yani gönül meselesi bu yani? İçinde korku var mı? Efendime söyleyeyim ümit var mı? İşte bu senin amellerine yansıyacak. Yani ümit ve korku arası o dengeyi tutabilmek senin amellerinde zuhur edecek. Bak Mevla ne buyurdu? Yani i̇man eden, hicret eden, cihad edenler Allah'ın rahmetini ümit diyorlar. Her kim Rabbine kavuşmayı ümit diyorsa salih amel işlesin. Yani kuru kuruya benim Allah'tan ümidim var. Yok böyle bir şey. Şartları riayet edeceğiz, şartları yerine getireceğiz. Hani birisi dedi ya, ya Resulallah bana ahirette şefaat eder misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? Sen de secdelerle bana yardım et. Yani, o farzın dışında da bol bol namaz kıl secde et ki şefaat edilecekler listesinde ismin olsun yani. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecek. Makam Mahmud'un sahibi ama kimlere şefaat edecek? Şefaat edilebilme hakkı kazananlara. Anlıyor musun? Dolayısıyla işte bunu da ne yapmamalı? Unutmamalı. Gereken şartları yapmadan, sebeplere sarılmadan, salih amellere sahi Allah'ın rahmeti sonsuzdur demek kuruntudan başka bir şey değildir. İsyanlara bulaşarak, günahlar işleyerek, Allah'ın yasaklarını çiğneyerek, tevbe etmeden Allah gafuru rahimdir, affeder demek kuruntudan başka bir şey değildir. Evet yani bu Allah'ın koyduğu kanuna aykırı. Haf ve raca dengesini kullanmamızı Yani bu dengeyi tutturmamızı isteyen Mevla Kur'an-ı Kerim'de bir sürü de ne yapmıştır? Efendim emirler ve yasaklar koymuştur Dolayısıyla bunlara da demek ki Ne yapmalı? Riayet etmeli Evet bugün de bir takım Efendim İşte benim babam hacı Efendim dedem müftü Yok bizim sülalemizde bir tane felanca vardı Yani şimdi bunlar nedir? Bu sözlerin İslam'da karşılığı nedir acaba yani? He? Eğer sende bir şey yoksa, iman yoksa, İslam yoksa, yani senin dedenin müftü olmasının, babanın hoca olmasının sana bir faydası yok ki yani. Onlara ne mutlu, mübarek olsun yaşıyorlarsa. Yani bakıyorsun Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala öyle misaller vermiş ki, yani Nuh aleyhisselam, he, bir oğlu e, iman etmedi. Bak bir peygamber babası peygamber olan biri bile, eğer kendinde iman yoksa, bir faydası olmuyor. Onun için demek iman olacak. Ha, ondan sonra da ne yapacaksın? Ameli salih işlenecek, haramlardan kaçılacak, yasaklara riayet edilecek ve böylece hav ve rica dengesi muhafaza edilecek kıymetli kardeşlerim. Çünkü ve elleyselil insani illa mese'a Mevla buyurdu. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ne yaptın? Ahirette onu göreceksin. Evet. Femen yamel miskale zerratin hayra yara. Femen yamel miskale zerratin şerra yara. Zerre kadar hayır da yapsan göreceksin. Zerre kadar şer de yapsan orada göreceksin buyruluyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki halk ve dengesinde böyle anlamalı. Ve yercune rahmetehu ve yekâfune azâbe. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Evet Rabbim bizi de okullarından eylesin. Ve bu efendim durumu amelimizle ishar edebilmek, amelimizle, yaşantımızla ortaya koyabilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.